Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısında belirlenen isimler parti meclisinde onaylandıktan sonra açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Foça Belediye Başkan adayı mevcut başkan Gökhan Demirağ oldu. CHP Foça'da Gökhan Demirağ dedi. Foça'nın mevcut belediye başkanı Gökhan Demirağ'ın adı parti meclisinde onaylandıktan sonra açıklandı. Parti binasında düzenlenen basın toplantısına CHP Foça İlçe Başkanı Günal Biçer, Foça CHP Belediye Başkan Adayı Gökhan Demirağ ve ilçe parti yetkilileri katıldı. Parti binasında düzenlenen basın toplantısında açılış konuşmasını yapan CHP Foça İlçe Başkanı Günal Biçer, dün toplanan parti meclisimiz ve genel başkanımızın onayıyla Foça CHP Belediye Başkan Adayımız Sayın Gökhan Demirağ ilan edildi. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Renkli bir seçim süreci yaşadık. Bu sürece katkı koyan diğer iki başkan aday adayımıza teşekkür ediyoruz dedi. Daha sonra söz alan Foça Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Gökhan Demirağ, öncelikle parti genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisimiz ve parti büyüklerimiz bize anlamlı bir görev verdi. Hepsine teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Cumhuriyet Halk Partili olmak bir ayrıcalıktır. Hangi kademesine görev alırsanız alın, şerefli bir görevdir. CHP bayrağını el üste taşımak görevimizdir. Bu süreçte çok keyifli ve çok zevkli yarışlarımız oldu. Aday adayı arkadaşlarımız Sayın Osman Mert ve Sayın Celal Çankaya bu süreci centilmence geçirdikleri için teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum dedi. Yapılan açıklamalar sonrasında ilçe teşkilatında mahalli idareler seçimi için start verildi ve seçim çalışmalarına başlandı. Parti meclislerimiz, partili büyüklerimiz bize çok onurlu ve anlamlı bir... Foça Belediye Başkanı Sayın Gökhan Demirağ hattımızda. Sayın Başkan merhabalar. Merhabalar Deniz Bey. İyi akşamlar diliyoruz efendim ve öncelikle kutlayalım sizi. Sağ olun, hayırlısı olsun Foça'mıza, partimize. Çok teşekkür ediyorum. Ama öncelikle şunu da söylemek gerekiyor, haklarını yemeyelim. Bugüne kadar haberlerimizde takip ettiğimiz kadarıyla çok centilmence bir aday adaylığı yarışı oldu değil mi? Aday adayları arasında. Tabii ki öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımıza ve tam partimizin tüm üst düzey ve partilerimize ben çok teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli, onurlu görevi tarafıma verdikleri için. Hedefimiz bundan sonraki süreçte birlik, beraberlik içerisinde olmak. Kol kola, el ele, omuz omuza, halkımızla beraber tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Foça'mızda sallandırmak. Bu anlamda da tabii bir aday adaylığı süreci yaşadık. Bu anlamda da aday adaylığı arkadaşlarımızla beraber güzel bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. İki arkadaşımıza da, Osman Mert'e ve Celal Çankaya da, büyüğümüze de çok teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte artık partimizi en iyi noktaya çekmek en büyük hedefimiz olacak. Tabii ki artık bundan sonra amaç tek olmalı. Bütün partiler için aynı şey geçerli. Evet. Peki bu adaylığınız artık kesinleşti ve seçime hazırlanıyorsunuz. Evet. Start da verildi. Evet. 2,5 aylık bir süre var önünüzde. Neler yapılacak hazırlık aşamasında? Tabii ki çok süratli bir şekilde ulaşabildiğimiz her vatandaşımıza gideceğiz. Projelerimizi anlatacağız. Bugüne kadar yaptıklarımızı anlatacağız. Bundan sonraki süreçte kadın kollarımız, gençlik kollarımız, halkımızla beraber el ele Foça için en iyisini, en doğrusunu nasıl yapabileceğimizi paylaşacağız. Ondan sonraki süreçte de inşallah 2014 yerel seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazanacağımızı düşünüyorum. Peki kısaca özetlemek gerekirse Gökhan Demirağ başkanlık döneminde neler yaptı ve neler yapmayı planlıyor? Şimdi tabii ki bizim bir seçim bildirgemiz vardı. O seçim bildirgemizde tabii ki birçok projemiz söz konusuydu. Birçoğunu yaptık. Yapamadıklarımız da var. Devam edenler var. Eksik olanlar var. Amacımız o eksik olanları, tamamlayamadıklarımızı yeni dönemde tamamlamak. Ama yaptığımız birçok projeler var tabii. Bağrasında, Foça'da, Yeni Foça'da ve Gerenköy'de. Bunlardan bazen örnek vermek gerekirse mesela en son açtığımız Foça Zeyniz Kent'teki otelimizden tutun. Yine Bağrasında tahıl kurutma tesisimize, Büyükşehir Belediye'mize ortaklaşa yaptığımız. Halim Foçalı Kapalı Spor Salonu'ndan tutun Gerenköy'deki düğün salonuna kadar. Bunlardan bazıları bunlar. Birçok bunlar için de birçok rutin belediye işleriyle ilgili bütün çalışmalarımızı ve projelerimizi gerçekleştirdik. Şimdi tarihe ve tarihsel yapılara da verdiğiniz önemi biliyoruz. Bu konuda da çalışmalar devam edecek herhalde değil mi? Evet. Seçildiğiniz takdirde. Tabii ki yani zaten biliyorsunuz şu anda kazıyla ilgili Foça'da UNESCO Geçici Miras Sitesi'ne alınan sur duvarları restorasyonu, yer diliminin restorasyonu, kazı çalışmaları tabii ki ayrı bir anlam taşıyor. Kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz çok önemliydi bu dönem. Bunları zaten şu anda sürekli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Tüm okullarımıza, eğitim kurumlarımıza,
camilerimize desteklerimiz sürüyor. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde spor kulüplerimize dahil olmak üzere sürecek. Umuyorum yeni dönemde de Foça'nın turizm anlamında da marka bir kent olması açısından da çok önemli çalışmalarımız olacak. Umuyorum bu süreçte de bizim için iyi olacağını düşüncesindeyim. Önümüzdeki süreçte hem Foça'nın turizmi, hem tarımı, hem balıkçılığı ön plana çıkacak. Foça daha iyi yerlere geleceğini, daha iyi yaşanabilir bir Foça yaratacağımızı söyleyebilirim. Her zaman için zaten önümüzdeki 30 Mart seçimlerini biz ülkemizin daha iyi günlere taşınması için önemli bir kavşak olarak düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Başarılar diliyoruz size. Ben de çok teşekkür ediyorum.